Bugün 12 Ekim Salı, dünden bugüne yansıyanlar ve günün yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'nin kuzeyindeki Tel Rifat bölgesinde yuvalanan teröristlerin saldırıları Türkiye'nin sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık tahammülümüz kalmadı diyerek bölgenin temizleneceğini açıkladı. Bu da bölgeye yönelik bir operasyon sinyali olarak yorumlandı. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Türkiye'nin Tel Rifat konusundaki sabrı tükendi. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda mutabakat yürürlükte. Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ancak Rusya için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Mutabakat Tel Rifat bölgesindeki teröristlerin bölgeden çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Aksine Tel Rifat bölgesinden Bahar Kalkanı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine sürekli saldırılar geldi. Askerlerimiz şehit oldu, siviller katledildi. Türkiye her olay sonrası uyarıda bulundu. Rusya'yı mutabakata uymaya çağırdı. Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde de bu konu gündemin ilk sıralarındaydı. Ancak saldırılar devam etti. Azez'deki füze saldırısı bunun son örneğiydi. Tel Rifat bölgesinden atılan füze zırhlı aracımıza isabet etti. İki özel harekat polisimiz şehit oldu. Konu kabinenin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net mesajlar verdi. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Erdoğan'ın bu sözleri yeni bir harekat mesajı olarak yorumlandı. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını söyledi. G20 liderlerine Afganistan konusunda bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz dedi. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığına işaret etti. Çalışma grubu önerisinde bulundu. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak, stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Böylesi bir dönemde hiçbir ülkenin Afgan halkına sırtını dönme lüksü olmadığını söyledi. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara zamlar üzerinden yüklendi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yönetilme sorunu olduğunu öne sürdü. 3600 ek gösterge ve EYT'liler de gündemindeydi. Bir an önce sandığa getir, sandığı getir kardeşim, sandığı getir. Milleti perişan edeceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi. İktidara ekonomi eleştirisi yaptı. Bunun fedakarlık dediği, biz zam yaptık.
Daha arkası gelecek. Şimdilik yapmıyoruz diyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının genelini ekonomiye ayırdı. Türkiye'nin kötüye gittiğini artık hepimiz biliyoruz. Yönetilmediğini de hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve bütün vatandaşlarıma, özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Zamlar nedeniyle Türkiye'yi zorlu bir kış mevsimi beklediğini öne sürdü. İktidara fon oluşturulması yönünde tavsiyede bulundu. Saray fonu de, sarayın yardım fonu de, ne dersen de. Ama bu kışın, bu yılın ilk 5 ayında 1,5 milyonu aşkın kişinin elektriği kesilmişse, 700 bine yakın kişinin doğal gazı kesilmişse, önümüzdeki kış çok büyük bir felaket geliyor demektir. 3600 ek gösterge ve EYT'liler de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. 3600'ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız. Sadece bunlar değil. EYT'liler de var biliyorsun. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Sayın seyirciler, gündemde siyasi cinayetler tartışması var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanıtlaması için 5 soru yöneltti. Korku edebiyatını bırak. Siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. Siyasi cinayetler polemiğine bu sözlerle dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na cevaplaması için sorular yöneltti. Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 6 muhalefet partisinin katıldığı güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantıları gündemindeydi. Allah için söyleyiniz. Bunların neresi dürüst, neresi düzgün, neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kolonisi, ideolojik kolonu, siyasi kordonu, ipin iradesi mi vardır? CHP'nin iradesi mi kalmıştır? Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmanın CHP'nin gizli gündemini oluşturduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor musunuz diye sordu. Sayın Kılıçdaroğlu, bu soruların gayet basittir. Ya evet diyeceksin ya da hayır. Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacak. HDP'nin kapatılması gerektiği şeklindeki sözlerine cevap veren HDP yöneticilerine çok sert tepki gösterdi. Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar? Hadiselere nereden bakıyorlar? Bilemiyorum. Ama benim ağzımı kapatacak bir babayiğit henüz anasının karnından doğmadı. Kapanması ve kapatılması gereken terörün siyaset uzantısıdır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de siyasi cinayetler işleneceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkili bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da siyasi cinayet spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da siyasi cinayet spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur. Sorumlu bir muhalefet olsaydı böylesi iddialarla ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişigüzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır dedi. Sayın seyirciler, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uçman'ın naaşının başında konuşma yaptı. Dava ve yol arkadaşlığımızda hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük. Tüm ailesine sabırlar diliyorum dedi. İsmet Uçman'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Laşiti bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Datça'da da hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem Türkiye'den de hissedildi. Saat 12.24'te gerçekleşen depremin derinliği ise 10 kilometre olarak açıklandı. Depremin çok güçlü hissedildiği ve birkaç saniye sürdüğü bildirildi. Bölgede tsunami uyarısı da yapıldı. Yunanistan Devlet Televizyonu depremin 12 adada ve Kiklades adalarında şiddetli hissedildiğini aktardı. Sayın seyirciler, Aydınlı'nın Nazilli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına Otogar Camisi'nde hasara neden oldu. Minarelerin külahları yıkıldı. İlçede çatılardan düşen parçalar nedeniyle 7 kişi yaralandı. Nazilli ilçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan yağışın ardından hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına çıktı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Otogar caminin minareleri de fırtınaya dayanamadı. Külah kısımları büyük bir gürültüyle yıkıldı, park halindeki aracın üzerine düştü. Araç paramparça oldu. Yoldan geçenler devrilen minarenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği fırtınada bir AVM'nin çatısı çöktü. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Nazilli'de 15 ev ve iş yerinde hasar oluştu, 7 kişi de yaralandı. Irak'ta 18 yıl aradan sonra gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Es-Sadr'ın öncülük ettiği ittifak oldu. Kerkük'te Türkmenler iki vekil çıkarırken Kürdistan Yurtseverler Birliği Erbil'deki sonuçlara itiraz etti. Irak'taki erken seçim Mukteda Es-Sadr liderliğindeki Şii ittifakın zaferiyle sonuçlandı. Es-Sadr ilk açıklamasında ülkeyi terör ve yolsuzluklardan temizleyeceklerini söyledi. Ekonomiyi de düzelteceklerini ifade etti. Başkent Bağdat'ta Sadr taraftarları cadde ve meydanlarda kutlama yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre Sadr grubu 329 sandalyeli meclise 73 vekil gönderdi. Meclisin ikinci büyük grubu ise 38 sandalyeyle Takaddum Partisi'ne ait. Eski Başbakan Nuri El Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 vekille 3. sırada. Kerkük'te ise meclise Türkmenler 2, Araplar 4, Kürtler ise 6 vekil gönderdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği Erbil'deki seçim sonuçlarına itiraz etti. Hile yapıldığını öne sürdü. Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiğini iddia eden KYB, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi sayın seyirciler. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yaptı. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi. Maskeler yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların da en önemli koruyucuları. Aileler çocuklarını koronavirüsten korumak için çocuk maskelerine yoğun talep gösterince çocuk maskesi bulmak zorlaştı. Maske, mesafe, peki başka neler düşünüyorsunuz? Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından çocuklarda da maske kullanımı ve çocuk maskesi satışı bir hayli yükseldi. Satıcılar maske bulmakta zorlanıyor. Yüz yüze eğitimle birlikte maske satışları ne durumda? Çok arttı tabii ki. Çocuklar okula başlayınca
Maske bulmakta zorlanmaya başladık. İlk pandemin döneminde bir maske çıktı çocuk maskesi olarak. Fazla yani o kadar yoğun talep olmadı çocuklar evde olduğu için. Şu an gerçekten okulun açılmasıyla birlikte maske yetiştiremiyoruz yani çocuk maskesi. Aileler özellikle okullarda çocuklarının daha korunaklı olabilmesi için çok sayıda ve en az 3 katmanlı maskelere rağbet gösteriyor. Genelde maske 2 çeşit var yani bir 2 katmanlı bir 3 katmanlı tercih edilen 3 katmanlı lastikli olan tipleri çünkü çocukların da belli bir saatten sonra kulaklarında ağrı yapıyor. 2 katmanlılarda çok bir fayda göremiyorlar ince olduğu için. Çocuklar desenlerine bakıp alıyorlar ama anneler babalar daha çok kaliteye dikkat ediyorlar. Koruyuculuğuna dikkat ediyorlar. Aileler sadece maskeye değil, beslenmeye de dikkat ediyor. Fazla temas yok. Gıdasına dikkat ediyoruz. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi lazım. Okula da gittiği zaman arkadaşlarıyla aralarında bayağı mesafe vardır. Elimizden geldiğince koruyoruz. Peki çocuk maskelerinde fiyatlar ne durumda? Genelde 7-8 o civarda. Çocuk maskeleri. Çocuk maskesi biz 10'lu paket halinde satıyoruz yani 5 TL civarında. Eczacılar maskelerin tek tek yerine paket halinde alınmasının daha hijyenik olduğunun altını çiziyor. Duraklarda içinden bir tane çıkarılıp satılan yerler var. Artık onu gördükten sonra söyleyecek bir şey yok. Zaten o zaman steril özelliği bozuluyor. Onun için alınacak yerler belli aslında. İstanbul'un toplu taşıma çilesini 2 hafta önce ekranlarınıza getirmiştik. Aradan 15 gün geçti, kuyruklar azalmadı, hatta arttı. Mega kentliler kart merkezlerinin ayrılmasını istiyor. Toplu taşımaya dair yeni bir adımsa PTT'den geldi. Yeni projenin detayları haberimizde. Maşallah burada da yani kuyruklar her yerde bu kuyruk. Yani bir saat falan bekleriz gibi duruyor en az. İstanbul'da ulaşım kartı çilesi sürüyor. Bazı noktalarda kartın tükenmesi diğer noktalardaki kuyrukları uzatıyor. Toplu ulaşımda yaşanan İstanbul kart krizi hala devam ediyor. Öyle ki uzun kuyrukların ne başı görünüyor ne de sonu. Vatandaşlarsa saatlerce kuyrukta beklemekten yakınıyor. Belki bu tür merkezlerin azlığından dolayı da olabilir bilemiyorum ama kuyruk oluyor genelde öyle vakitleri. Yani yarım saat iyimser olarak düşünüyorum. Kötümser olursak bir saat falan olacak. Bu uzun kuyrukların başlangıcı yaklaşık 2 hafta önceydi. Aradan geçen zamanda sorun çözülmedi. Kuyrukta bekleyenlerin sayısı azalmadı, aksine arttı. Resmi rakamlara göre İstanbul'un nüfusu 15 milyondan fazla. Her semti adeta bir şehir kadar kalabalık. Ancak pek çok bölgede ulaşım kartı merkezi bulunmuyor. Eskiden mesela her yerde kart alabiliyordun ama şimdi belli bir yerleri var. Ben Başakşehir'den geldim buraya. Orada kart merkezi yoktu. Zaten internetten baktığımda da çok yani 10 tane falandır herhalde en fazla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yeni kart merkezleri açmak yerine aynı noktalara mobil destek getirmeyi tercih ediyor. Uzun kuyrukları önlemek için kart merkezlerinin hemen yanında mobil destek araçları da yerlerini aldı. Bu bölümde görevli olan 2 personel işlem süresini hızlandırmak için hizmet veriyor. Bence İstanbul kart verim yerleri daha çok olmalı. Çünkü kalabalık bir şehirdeyiz. İstanbul'un çilesi sürerken toplu taşıma kartlarına dair yeni bir proje PTT'den geldi. Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü ulaşımda Türkiye Kart'ın kullanılması için birçok belediye ile irtibata geçti. Eğer bu proje hayata geçerse ulaşımda da büyük bir kolaylık sağlanacak. Öyle ki İstanbul'dan alınan kartlar Türkiye'nin birçok farklı şehrinde kullanılabilecek. Gidip orada ayrıca kart çıkarmaya uğraşıp oradaki toplu taşımalarda ayrıca uğraşacağım ama buradaki çıkardığım kartta her yerde faydalanmak isterim. Özellikle düzenli olarak memleketlerine giden öğrenciler ise projenin bir an önce hayata geçmesinden yana. Bütün Hatay'da da Artvin'de de aynı kartı kullanılması güzel olur diye düşünüyorum. Öyle olursa çok güzel olur gerçekten. Daha kolay olur. Pazarlarda fiyatlar hala ateş pahası. Alım gücü düşen vatandaşsa çareyi pazarlık yapmakta buluyor. Pazarlık sonuç vermezse miktar düşürülüyor. Pazarlık yapıyor musunuz? Bazı insanlar pazarlık yapıyor. Tabii ki. Ne kadar pazarlık yaparsak o kadar karlıyız yani biz.
100 lirayla geldim, şimdi bari ne alıp gideceğim? Pazar boş gideceğiz şimdi. Pazarda fiyatlar ateş pahası. Vatandaşın alım gücü düştü. Artık tezgahlarda pazarlık dönemi başladı. Siz de yapıyor musunuz? Yapıyorum, ben de yapıyorum tabii. Küçük fiyata verirsen alıyorum diyorum. Pazar pahalı, seni anlayacağım. Çarşı pazarda fiyatlar arttı. Pazarcı etiketlere fiyat koyamaz oldu. Ürünü anlatan süslü kelimeler var ancak birçoğunda artık fiyat yok. Şu an hepsi alım gücüne göre pahalı oluyor. Pazar tezgahlarında fiyatların artmasıyla birlikte eskiden kilo kilo alınan meyve sebzeler artık yarım kilo gram şeklinde alınıyor. Vatandaş tezgahlarda pazarlık yapmadan alışveriş yapmıyor. Aşırı pahalı. Biberi baksana 15 lira, domates 10 lira. Alacak kişinin bütçesi yok. Yarım gram. O de ona düştük yani. Vatandaşın pazarlık yapmasına da, kilonun altında alışveriş yapmasına da pazarcı alışmış durumda. Pazarlık yapıyor şimdi, zaten 15'ten verdik. Pazarlık ediyor, veriyoruz. 5 kiloda alan var, yarım kiloda alan var, 250 gram alan da var. Üretim yerinde pahalı da yani sebze. Hani Ankara pazarlar ucuz. Yalnız fiyatların yüksek olması haldekiler belirliyor. Bunu pazarcı esnafı belirleyemez. Pazarda fiyatlarsa tezgahına göre değişiyor. Ama şu an meyveler sebzelere oranla daha ucuz. Pazar tezgahlarında şu anda en ucuz meyve 2,5-3,5 lira arasında satılan mandalina. En pahalı meyve ise 20-25 lira arasında satılan incir. Pazar tezgahlarında yüzleri güldüren sebzelerse 1,5 lirayla soğan, 2,5 lirayla patlıcan oldu. Ancak tezgahların en pahalı sebzeleri 15-17 lira arasında değişen bamya ve karnabahar oldu. Sayın seyirciler, neyse ki bu sezon hamsinin bolluğu fiyatları düşürdü. Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini aldı. Peki balık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Akıl almaz hileler neler? İzleyelim. Hamsi bu işte 35-40 liraydı. Bugün hamsi düştü. Karadeniz'in hamsi bolluğu İstanbul tezgahlarına yansıdı. Hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü. Bundan sonra hamsi bol olacak. Yani bu 25 liraysa bugün yarın 20 lira, 15'e 10'a kadar düşer bu hamsi. Hamsi balığı almaya geldik buraya. Akşam hamsi balığı yemeyi düşünüyoruz. Hamsiyi seviyoruz. Sinopot. İstarı. Yiyeceğimiz balık bunlar. Havalar soğudukça fiyatlar da bütçeye uygun hale geliyor. Bugün hamsi 25 lira. Mezgit 30 lira, uskumru 30 lira, çerekop 50, istavrit 30, lüferler bugün 55-50, yani 40 liraya da veriyoruz. Sezonun ilk çinekopları ise kilosu 50 liradan tezgahlarda yerini aldı. Müşterilerin en büyük ilgisi ise lezzetiyle ön plana çıkan boğaz lüferine. Çanakkale'den gelen lüferler beyaz olur, lezzetli olmaz. Saman gibi, ot gibi olur. Ama boğaz lüferi lezzetli olur. Yemesine doyamaz. Peki tüketiciler balık alırken nelere dikkat etmeli? Balığın anlayacağınız tek tarafı gözleridir. Gözlerinin içi simsiyah olması lazımdır. Taze balığı anlamak için önce gözlerine, sonra da solungaçlarına bakmak gerekiyor. Ancak dikkat, çünkü balığı taze göstermek için birçok hileye başvurulabiliyor. Onlardan biri de solungaçlarını kırmızı gıda boyasıyla boyamak. Palamutta kulak yok değil mi? Kulak olmadığı zaman ne yapıyor? Kulağını açıyor, boyayı alıyor. Güzel boyaya yapacak. Ama bizim bu Üsküdar'da böyle bir şey olmaz. Bir başka hile ise satışta ortaya çıkıyor. Seçtiğiniz balıklar işte bu tartılarda tartılıyor. Ancak bazı hilekarlar balık daha ağır gelsin diye olta kurşunu yutturabiliyorlar. Peki tüketici neye dikkat edecek bunun için? Tüketici terazilerin göz önünde olmasına dikkat edecek. Burada her şey şeffaf. Gördüğünüz gibi teraziler müşterinin gözünün önünde. Balıklar müşterinin gözünün önünde temizleniyor. Büyük balıkların gırtlaklarına sıkıştırılan olta kurşunu tartıldıktan sonra el çabukluğuyla çıkartılıyor. Çupra veya levrek alır. Yarım kilo geliyorsa bir tane çupra anında 600 gram olur, 650 gram olur. Müşterilerin balık tartılırken de terazinin başından ayrılmaması gerekiyor. Çünkü bir diğer gramaj hilesi de leğenlerle yapılıyor. Kap sıfır, terazide kap sıfır. Bir kap koyduğumuz zaman 200 gram artar. İkinci kapı koyduğumuz zaman 400 gram artar. Buyurun, buyurun efendim. Canlı balık.
Evet, umarız bu kış sofralar balık görür diyelim ve diğer haberimize geçelim. Sonbahar yaşadığımız bu günlerde özellikle akşamları evler soğuk oluyor. Birkaç saat için kombi yapmak istemeyenlerin yardımına elektrikli ısıtıcılar koşuyor. Isıtıcılar elektrik faturasını kabartsa da bu dönemin gözdesi oldu. Kış geldi, evler soğudu. Fakat kombi yakmak için daha erken olduğunu düşünenler elektrikli ısıtıcıları kullanmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma ihtiyacı başladı. Kombi yakmak istemeyenlerse elektrikli ısıtıcıları tercih ediyor. Şu an kaloriferlerin yanmadığı süreç zaten. Bu süreçte hep elektrikli ısıtıcıya yönelme var. Akşamlar soğuk oluyor, gündüzler sıcak oluyor ama akşamlar sıcak oluyor yani. Evet. O yüzden mecbur açacağız. Kombi yapmıyorum ama akşam evde biraz soğuk oluyor. Elektrikli soba yakıyorum. Biraz ısındıktan sonra bırakıyorum. Fakat bu da elektrik faturalarının yüklü gelmesine sebep oluyor. Havalar soğudu, kombi yakmaya başladınız mı? Hayır, başlamadık. Neden? Elektrikli ısıtıcı kullanıyoruz şimdilik. Hayır, şu an yakmıyoruz. Evde nasıl ısınıyorsunuz? Elektrikli ısıtıcı kullanarak ısınıyoruz. Elektrik faturasına yansıyor mu peki? Bayağı yansıyor. İki kat çıktı. Bayağı bir artışta şu anda. Kombide doğalgaz da yüksek olduğu için elektriği tercih ediyoruz sadece bir oda için. Bu dönemde elektrikli ısıtıcıya rağbet oldukça fazla. Hava soğuduğu için vatandaş kombi yakmıyor, ısıtıcı yakıyor, daha avantajlı oluyor. Elektrikli ısıtıcıların fiyatları nedir? 100 lira şu anda. Model model, kalite kalite fanlar var, rezistanslı ürünler var, onlara göre fiyatları değişir. 200 TL'den başlıyor, 500-550 TL'ye kadar çıkıyor. Yani her bütçeye göre ısıtıcı var. Fiyatlar 125'ten başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Büyükleri var 225, 185, 255 öyle çıkıyor fiyatlar. Sayın seyirciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Bakan Murat Kurum, bakanlığının isim değişikliğini de değerlendirdi. Hayata geçirmeyi kararlaştırdığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini de Türkiye'de İklim Değişikliği Bakanlığı oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor. Bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti. Yeni adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakan Murat Kurum değişikliği değerlendirdi. Kararın iklim değişikliği mücadelesine güç katacağını aktardı. Kurum Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin daha da artacağı mesajını verdi. Böylelikle 2053 net sıfır emisyon hedefinde başarıya ulaşılacağını açıkladı. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli aktör olacak dedi. Bu süreçte emekleri geçen herkese sonsuz teşekkürlerini iletti. Görme engelliler günlük yaşamlarını ellerindeki bastonlarıyla sürdürmeye çalışıyor. Fakat bu süreçte aslında onlara en çok duyarsız vatandaşlar engel oluyor. Kimi aracını kaldırıma park ediyor, kimi iş yerinin önüne eşyasını koyuyor. Engelliler için erişebilirlikle ilgili mevzuat hayata geçtiği zaman her insan, yani engelsiz dediğim sağlıklı bireyler için de son derece faydalı olacaktır. Onların engelleri görmeyen gözleri değil, kaldırımdaki araç ve eşyalar. Şu anda eğitimde, işte istihdamda, ondan sonra erişebilirlikte sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar 20 yıl önceye göre biraz daha azdır ama önemli olan tüm engellilerin ortadan kalkması gerekiyor. 2005 yılında şehirlerin engelli vatandaşlara uygun olması için bir kanun çıkmıştı. Ancak uygulamada bir türlü istenen düzeye gelinemedi. 5000
378 sayılı engeller kanununda da özellikle erişebilirlik hususu detaylı bir şekilde ele alındı. Erişebilirlik son derece önemli. Kapalı alanlar, açık alanlar, toplu taşıma araçları engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapılacak bu alanlarda da engellilerle ilgili erişebilirlik mevzuata uygun hale getirilmesi gerekir. Görme engelliler günlük yaşamlarını ellerindeki beyaz bastonlarla kendileri sürdürmeye çalışıyor. Fakat görme engellilere gözleri değil, çoğu kez kaldırıma bırakılan eşya ve araçlar engel oluyor. Uygunsuz şekilde park edilen arabalar çok sorun oluyor yürürken. Kaldırımlar hani zaten küçük, o kadar büyük değil, arabalar daha da küçülmesine sebep oluyor ve yürürken zorlanmamıza neden oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kaldırıma bu şekilde park edilen araçlar görme engelli vatandaşların adeta kabusu oluyor. Biz yürürken genelde duvar takibi yaparak hani yürüyoruz bastonda, fakat arabalar bizim o takibi yapmamızı engelliyor ve yürürken yamuk yürümemizi veya döneceğimiz yerleri hani kaçırmamıza falan sebep olabiliyor. Yine dar kaldırımlar ve kaldırımların üzerinde gördüğünüz dubalar da onların yürümesini oldukça zorlaştırıyor. Dubalar çok fazla. Çok zorluk yaşatıyor bize. Dubalar, tabelalar da kesinlikle zorluk yaşatıyor. Yürürken onlara da çarpabiliyoruz. Üstelik ihmaller yalnızca bunlarla sınırlı değil. Bir de kaldırımın orada üstünde lokar çukurları falan oluyor. Onların kapakları bazen düşüyor ve birçok arkadaşımız fark etmeden oraya düşebiliyor. Direkler oluyor, uygunsuz yere ağaçlar dikiliyor. Çoğu kez çarpabiliyoruz ve bu tür sorunların giderilmesini istiyoruz. Biz karşıdan karşıya geçerken hani yardımcı olabilirler. Çünkü çoğu yerde şu an sesli bir ışık sistemi olmadığı için ne zaman geçeceğimizi bilemiyoruz. Evet, engelleri kaldıralım ya da kaldırın sözü sadece cümlelerle, sözlerle veya yazıyla olmuyor. Sadece özel günlerde de olmuyor. Bu haberle birlikte bunu bir kez daha hatırlamış ve hatırlatmış olup diğer haberimize geçelim. Koronavirüs insanları sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da çok etkiledi. Pandemi sonrasında psikolojik destek alan insan sayısı 2-3 kat arttı. Temizlik takıntısı, ölüm korkusu, öfke kontrolü derken insanların psikolojisi bir hayli bozuldu. Takıntılar, korkular, öfke. Salgın birçok insanın psikolojisini bozdu. Psikiyatrilerin kapısı daha sık çalar oldu. Pandemi döneminde maalesef mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama bizim hasta sayımız resmen 2-3 katına çıktı diyebiliriz. Ölüm korkusu yaratıyor işte. Çocuklara bulaştırırız korkusu oluyor. Aile bağları kuvvetli, sarılmayı seven Türk milleti salgın döneminde birbirinden kaçmaya başladı. Hayatımızı çok değiştirdi bu pandemi. Misafirliğe gitme, misafiri kabul etme falan çok çok değiştirdi. Pandemide takıntılı hale gelen, ölüm korkusu yaşayan insanlar destek almaya başladı. Birinci sırada panik bozukluk diyebilirim. Genel kaygı. Hasta olma, ölme korkuları, yine aynı çatı içerisinde de ağır şekilde titizlik takıntıları ön planda. Korkumdan 3 sefer aşı oldum ben. Oluşmaz mı? Her şeyi 2 kere, 3 kere, 4 kere yıkıyoruz. Oturduğumuz yerleri falan siliyoruz. Çocuklar parkta oynarken falan habire elimizde ıslak mendille çocukların peşinden koşuyoruz. Salgının neden olduğu en önemli takıntı temizlik konusunda. Oluştu gibi yani, ben mesela ne yaparsam şimdi burada doğru yolda yürüyorsam da ellerimi bir yıkayalım. Eve gelirdim anca sanki her şey korunalı. Poşet geliyor, poşeti yıkamak istiyorum. Biri dışarıda geliyor, içimde bir sarılayım, yapamıyorum. Öyle psikolojik bozulluğu falan bir şey yok. Fakat işte bunlar da insana stres yapıyor. Ekonomik sorunlar, eve kapalı kalma nedeniyle bazı insanlarda öfke sorunu oluştu. Yani insanın sosyalleşme ihtiyacını da engellediği için engellenen insanın altından bu duygusal altyapısı olan insanlarda ister istemez öfke çıkıyor. İnsanlar işsiz, güçsüz, psikolojisi bozuldu, geçim sıkıntısı, dar gelirler olduğu gibi felç etti diyebilirim. Sayın seyirciler, Türkiye genelinde büyük bir çete operasyonu gerçekleştirildi. Çekirge ismi verilen operasyonun hedefinde 20 örgüt ve 235 şüpheli vardı. Çeteler sahte PR testi ve engelli raporu hazırlama, sınavlarda dublör kullanma ve usulsüz gayrimenkul satış yapıyordu. Ne
Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen örgütlere yönelik operasyon başlatıldı. Kolay yoldan haksız kazanç elde edenlerin yöntemleri pes dedirtti. Aha yüzüne geldi. Kaçakçılık ve organize suçlar daire başkanlığı koordinesinde yapıldı operasyon. Teknolojinin her türlü imkanı kullanılarak vatandaşları dolandıran şüpheliler ve kullandıkları yöntemler yakın takibe alındı. Çalışmalar sonucunda 28 ilde 20 suç örgütünün varlığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takip yaklaşık 9 ay sürdü. Şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Çekirge operasyonu için düğmeye basıldı. Operasyonda şüphelilerden 235'i hakkında gözaltı kararı alındı. 151 kişinin ise ifadelerine başvurulacak. Şüphelilerin kullandıkları yöntemler de deşifre edildi. Bunların arasında sahte PCR testi hazırlama, ehliyet sınavlarında joker ve dublör kullanma, sahte vize, naylon fatura, usulsüz akaryakıt alım satımı, arazi ve araç satışlarında usulsüzlük bulunuyor. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından haberlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saatimiz 20.11'i gösteriyor. BBN Türk ana haber bülteni devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir bina elektrik tellerine çarptı. Teller bomba gibi patladı. Çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarptı. Teller bir bir böyle patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Olayın adresi Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Ekipler bu binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. İş makinesi binanın bir kanadına son darbeyi vurdu. Bina anında yıkıldı ancak yıkılırken tellere çarptı. Bunun üzerine tellerde patlamalar meydana geldi. Çevredekiler korku ve panikle kaçmaya başladı. Bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK, 1'inin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yerleşim yerine bir uçak düştü. Bölgede büyük hasar meydana geldi. Amerika'nın Meksika sınırında bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. Olayın ardından bölgede yangın meydana geldi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri olaya hemen müdahale etti. Uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar oluştu. Olayın ardından en az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Uçağın içinde kaç kişinin bulunduysa henüz bilinmiyor. Sayın seyirciler, şiddet olaylarında artış var. Bu durum savunma tekniklerine olan ihtiyacı artırıyor. Umarız kullanmak zorunda kalmazsınız ama herkesin bilmesi gereken savunma teknikleri var. Bu teknikler sayesinde olası saldırıları savuşturabilirsiniz. Kadına şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Sorunun şiddet boyutuna gelmeden çözülmesi gerekiyor. Ancak yine de çoğu olay bu noktaya geliyor. Kadınların olası bir saldırı anında kendini koruyabilmesi önem kazanıyor. Hocam, şimdi kadınların ani bir saldırı anında kendini koruması için bazı savunma teknikleri varmış. Bunları bize anlatır mısın? Self defense, yani kendini koruma konusunda
bazı dövüş sanatları var ve bunlarda uzman olmak iyidir. Özellikle kendimizden güçlü biriyle mücadele ederken rakibin arkasına geçmek çok önemli. Elinde bir sopa gibi bir nesne varsa bu bilek kontrolleri çok önemli. Buradan arkaya geçiyorum. Şu anda boğazının kontrolü bende. Sol elimi içeriye iyice bu gırtlağının altına getiriyorum. Öbür elimle birleştiriyorum. Ve şu an dirseklerimi birleştirip sıktığım zaman nefes alamayacaktır. Ve beynine kan gitmeyecektir. Kendi bisepsimi tutuyorum. Ve arkaya getiriyorum. Buradan sıka 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 boğuyorum. Minimum güçle maksimum kuvvet. Burada mesela yer çekiminin avantajını kullanmamız lazım. Rakibi yere düşürmemiz lazım. Önce kalçadan ve dizden çöktüm. Burada biraz arka bacağın esnek olması gerekiyor. Ondan sonra içeriye doğru girdim ve tam diz kapağının arkasında tuttum ve kafam içeride. Buradan bir çelme takabilirim. Ve şu anda o daha kuvvetli olsa bile ben ona rahatça yumruk atabiliyorum. Ama o bana yer çekiminden dolayı iyi bir yumruk atamıyor. Temenni hiçbir kadının kullanmak zorunda kalmaması. Ancak Türkiye'de kadınların savunma tekniklerini bilmesinde fayda var. Saldırı esnasında diyelim ki bu bize sarıldı, tuttu. Tutma esnasında biz de bunu şu iç kısımdan şu şekilde tutup şu yukarı kısımdan kafamızın üst kısmından tutup buradan arkada olan ayağımızı dizi mide kısmına vurarak rakibimizi ele geçirebiliriz. Mesela bize saldırına tam emin olduğumuzda üzerimize doğru gelirken şu kısımda ön puşa dediğimiz vurarak diyaframına nefesini kesip kaçabiliriz. Diyelim tuttu sizi rakip. Rakibe kısa müdahale yaparken buradan yumruk vuramazsınız. Ama dirsek, buradan dirsekle etkisiz hale getirebilirsiniz. Dirsekle etkisiz hale getirebilirsiniz. Evet, bu akşam da Birlik Beraberlik Noktası Ankara stüdyosundan sizlere seslendik. Birazdan büyük resim programı başlayacak saat 20.30'da. Erkan Türk'ten Doktor Ramazan Kurtoğlu ve Murat Akan sizlerle birlikte olacak her zamanki gibi ilgi çekici konularla. Evet, sevgili yönetmenim Duygu Genç'e ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden iyi haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.